Başlıyoruz. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Nasılsın? İyi misin? Falan klasik. Geçiyoruz. Bugünkü benim video çekme amacım. Bu da bizimki de arkadaki şey açık. Onu umursama. Bugünkü asıl video çekme amacıma gelirsek bir tane uygulama satın aldım. Bu benim için çok çok şey bir şeydir. Zor bir şeydir. Evet, bugüne kadar aldığım bir iki uygulama var. Bir tanesi Apollo. Apollo gerçekten efsanevi bir uygulama ama buna sonra geleceğim. Asıl şeye gelirsek, aldığım uygulamanın ismi Duet. Duet dedim, bakayım bir saniye. Evet, Duet. Duet ne derseniz, şöyle açıklayayım. Ben bu uygulamayı ilk 2018 yılında bu Mac Mini'ler çıktığında duymuştum. O zaman birkaç YouTuber göstermişti. Daha sonra çok reklamları geliyordu ama hiçbir zaman şey yapmadım. Hep bir olur mu öyle şey? Yine kandırma. Bir de fiyatı da biraz daha yüksek olduğu için şey yapmadım. Hiç almaya yanaşmadım. Sonra birkaç video falan daha baktım. Evet, güzel ama hiç Türkçe kaynak yoktu. Hepsi yabancı. Yabancıların hepsi çok memnun kaldığını falan söylüyorlardı. Ki tekrar gördüm bunu. Ve benim de bir monitöre ihtiyacım olduğu için bu uygulamayı aldım. Duet uygulaması eski Apple mühendisleri tarafından geliştirilen bir uygulama. Haliyle ben de bunu öğrenciye biraz güvendim ve 80 liraydı galiba. 80 lirayı verdim. Evlat acısı gibi koydu. Bütün videolarımı şu anda bende monitör olmadığı için televizyondan düzeltiyorum ve televizyonun renk aralığıyla cihazların renk aralığında çok ciddi bir fark var. Bilgisayarda televizyona bağlı bir şekilde yaptığım her şey çok muhteşemken tablette izlerken renkler patlamış, çok farklı yere çıkmış. Yani mesela geçen yeşil bir şeyi çektim ama o yeşil değildi, mavi olmuştu. Ama televizyonda yeşil gözüküyordu, bunun gibi. Haliyle bu benim için büyük bir eksikti. Uygulamayı indirdim. Uygulamayı Apple Store'dan indirebilirsiniz. Şuraya bir yere resmini koyarım. Uygulamayı indirdikten sonra şöyle bir durum oluyor. Uygulamanın üzerine tıklıyorsunuz. Connect to Mac or PC diyor. Bu uygulama iPad sahiplerinin muhakkak indirmesi gereken bir uygulama. O zaman sizle beraber bilgisayara geçelim. Uygulamanın kurulumuna gelirsek gerçekten çok basit. Yani şöyle söyleyeyim, anaokulu çocuğu bile zorlanmadan yapar. Zaten macOS'un uygulama kurmasında ciddi hiçbir sıkıntı yok. Öncelikle Mama indirdiğinizi varsayıyorum. Bu kurulum aşamalarını geçiyorum çünkü gerçekten çocuk bile kurar ama sorun yaşarsanız şey yaparız. Duet uygulamasına tıklıyorsunuz. Zaten açılışta otomatikman açılıyor. iPhone ve iPad'lerde kullanabiliyorsunuz. Orijinal Apple kablosu. Orijinal Lightning kablosu. Bu önemli bir şey. Çünkü bu konuda bayağı özellikle sitede duruyor. Wireless olarak kullanabiliyorsunuz fakat ben onu hiç denemedim. Bilgisayarınıza ve iPad'i taktıktan sonra buradan Duet uygulamasını açıyorsunuz. Şöyle. Taktıktan sonra zaten başlatıyor otomatikman. Ekranınız şöyle yenileniyor. Ekranınız yenilendikten sonra, açıldıktan sonra burada çözünürlük seçeneği var. Boyut seçeneği, siz hangi boyutta kullanıyorsanız. Ben hani en büyüğü yaptım çünkü zaten benim bu kullanış amacım şey oluyor. Referans monitör gibi. Dilerseniz ya direkt görüntüyü buraya da yansıtabiliyorsunuz. Retina ekran özelliğini kullanabiliyorsunuz. Size frame rate soruyor. Yani 30 FPS mi olsun yoksa 60 FPS mi olsun. Burada akıcılığına şey yapıyor ve kalite. Yüksek tutuyor, birazcık şey yapıyor. Size nasıl söyleyeyim. Bataryanızı hızla bitireceğini söylüyor ama ben onu açıyorum. Ve artı olarak şöyle bir özellik var. Bu MacBook Pro'larda görülen touch bar'ı iPad'de de kullanabiliyorsunuz.
Şuradan açmamız yeterli. Açtığınız zaman iPad'in ekranınızda da şöyle şey var. Altta gözüküyor. Fakat ben kullanışlı bulmadım bunu iPad için. Şöyle örnek dosyalarımıza da geçelim şimdi. Şuradan bir saniye. Niye bir proje açalım? Display. Tıklama diyelim buna. Şimdi file. Import media. Proxy formatında içeri aktarıyorum. Şimdi Final Cut Pro'da iki ekranı birden kullanmak için şuraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi şey oluyor. İki ekran geçiyor. Bu niye burada bilmiyorum. Şimdi şurayı büyütüyorum. Şunu komple. Şuraya atalım. Ayrıca buradan ayarladığınız zaman vektroskop gibi şeyleri de görebiliyorsunuz. Renk yoğunlukları, renk durumları. Şöyle mesela. Şuraya şunu koyalım. Hatta şöyle ayarlayayım. Şu kamera güzel çekiyordur. Yani istediğim şekilde iki ekranda bölünmüş halde şu anda. Şimdi mesela ne yapacağız? Uygulamanın başına. Klibin başına kırpayım hemen. Nerede başlıyorum? Şurada şeyi çaktığımda. Şöyle video oynatayım ben size de. Başlıyoruz. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Nasılsın? Falan. Şimdi bu kadarlık. Yani siz burada isterseniz film açabilirsiniz. Hani her türlü ikinci monitörde ne yapabiliyorsunuz? Burada da aynısını yapabiliyorsunuz. O anlamda çok güzel gerçekten şeyi var. Onun dışına gelirsek sadece bu ekranda da çalışabiliyorsunuz. Mesela şunu göstereyim. Mesela buradan Finder atayabilirsiniz. Göreceğiniz üzere. Ya da yok diyelim. Mesela ne açayım? Şuradan bir uygulama açayım. Mesela ne açayım? Çok bir şey olsun. Mesela şey görmek istiyorsunuz. Fan kontrol uygulamasına büyüteyim. Fan kontrolü göster. Mesela bu uygulamayı buraya atayarak sürekli fan durumunuzu da görebilirsiniz. Şu anda yapacağınız her şey size kalmış. Ben fanlarımı yüksekte kullanıyorum. Bu kadar yani. Daha ne anlatabileceğim size bu uygulamayla ilgili. Evet, uygulamanın ücretli özellikleri olduğu söyleniyor. Temel olarak kabloya bağlamak için hiçbir şekilde para almıyorsunuz.
Diğer özellikler de ekstra ücrete tabi ama tam ne kadar onları bilmiyorum. Bakmadım çünkü. Bir bakabiliyorum sen buradan. Yani orasını bilmiyorum. Yine çıkmak için kabloyu çıkartmanız yeterli oluyor. Gerçekten hani bayağı etkileyici bir ikinci ekran deneyimi sunan bu uygulama. Bu kadar yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yalnız videoya beğenip abone olun da yani birazcık da ben de şey yapayım, keyifleneyim. Ne demek istediğimi anladınız mı? Kameralara da bakamıyorum bu pozisyonda. Neyse. Bye.